Seçime 12 gün kala Binali Yıldırım 31 Mart seçimleriyle ilgili sert bir çıkış yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin her yerinde seçim bitti. Bir tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldı çünkü hile var, bizim oyları iç etmişlerdi. Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız. Hazır olun. Çok daha güzel işleri birlikte yapmaya hazır olun. Seçime 12 gün kala Binali Yıldırım İstoç'taydı, esnafla kahvaltı etti. Allah Allah. Çıkışta ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu. Binali Yıldırım 31 Mart seçimlerine de atıfta bulundu. Türkiye'nin her tarafında seçim bitti. Bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaldı. Çünkü hile var. Bizim oylar iç edilmiş dedi. Hileler, yolsuzlukları tespit ettik. Dedik ki gelin bu oyları yeniden sayalım. Bu seçim sakatlanmıştır. Oyların %10'u sayıldı. Rakip adayla aramızdaki fark yarıdan fazla azaldı. Sadece %10 oy sayılımıyla %90'ı sayarsak ne olur? Bizim oylar iç edilmiş. Bundan başka bir izah var mı? Yıldırım İstanbullulara 23 Haziran'da tek bir oyunuza bile halel getirmeyeceğiz diye söz verdi. Buradan söylüyorum, 23 Haziran'da tek bir oyunuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Oy namustur, namus. Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'na da gönderme yaptı. Umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuranlar var dedi. Bazıları İrab'da mali yok, atıp tutuyor. Sadece umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuranlar var. Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım.